Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, 2023 yılı sizler için artık bir oh çekme zamanı, oh yeter rahatladım deme zamanı olacak inşallah diyorum. Gerçekten akrepler 2022 yılı boyunca çok çok zorluklar çektiler, bir takım travmalar yaşadılar, bir takım dönüşümler yaşadılar, önemli kararlardan geçtiler. Zira tutulmalar sizin üstünüzde ve tam karşı taneniz Boğa burcunda gerçekleştiği için en çok etki alan grup zabit gruptu ve en çok etki alan burç siz sevgili akrepler oldunuz. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Hiç merak etmeyin. Evet 2023'te de devam edecek belki gene akrep boğa tutulmaları ama artık pek çok konuda rahatlama, pek çok konuda bazı alışkanlıkları oturtma sürecinde olacaksınız. Hani bazı şeyler ilk başta bizi yoruyor gibi görünür fakat sonra artık nasır tutarız, alışırız üstesinden çok rahatlıkla geliriz. Öyle bir süreçten geçiyorsunuz sevgili akrepler. Ne zaman sizin burcunuzda ay tutulması olacak? 5 Mayıs'ta, 5 Mayıs 2023'te akrep burcunda bir ay tutulması. 28 Ekim'de de tam karşıt burcunuz boğa burcunda bir ay tutulmasıyla artık bütün hesapları, defterleri kapatıyor olacaksınız. Ve bir oh çekme zamanı gerçekten gelmiş olacak. Güney düğüm, evet bu yıl da sizin üstünüzde. Bu yılda bırakmanız gereken alışkanlıklar. Bırakmanız gereken insanlar, bırakmanız gereken yerler olabilir. Ama. 18 Temmuz itibariyle güney düğümü artık terazi burçlarına devrettikten sonra gerçekten rahatlamak, gerçekten dinlenmek, gerçekten inzivaya çekilmek demiyorum. Çünkü inzivaya çekilmek bu yıl size önereceğim bir şey değil. Bu yıl tam tersi kuzey düğüm koç burcunda olacağından 6. eviniz önemli. Yani insanlarla paylaşmak, sosyal günlük rutinlerinizi yerine getirmek, sosyal ortamlara giriş yapmak, yeni kulüplere, derneklere üye olmak günlük rutinin içinde akışa bırakmak önem kazanacak. İnzivaya çekilmek, dedikodular, kendinizi yalnızlaştırmak, insanlardan uzaklaşmaksa kesinlikle 2023 için siz akreplere tavsiye etmediğim bir durum olacak. Evet akrepler şimdi Jüpiter'in bu sene Koç burcunda hareket ediyor olması ve Mayıs'a kadar Koç burcunda hareket ediyor oluşu sizler için öncelikle bazı konularda bir bakıyorum hemen Koç burcu. Sonra da Boğa burcuna geçecek. 6. evinizde şans ve fırsatları verecek. Sağlık hanenizde şans ve fırsatları verecek Jüpiter. Bazı ofis arkadaşlarınızla olumluya giden durumlar, anlaşmalar, yanlış anlaşılmaların ortadan kalkmasıyla barışmalar, küslüklerin tatlıya bağlanması gibi durumları getirirken bazı akrepler için sağlık konularında özellikle olumlu gelişmeler var olan bir hastalığın iyileşmesi veyahut da iyileşme haberleri çevrede iyiye giden durumlar önünüze çıkacaktır günlük işleriniz hayli yoğunlaşacak hayli koşuşturmalar içerisinde olacaksınız sonrasında mayıs'ta boğa burcuna geçiyor tam karşı tanenize geçiyor Aşk ve ilişkilerde geçen sene yıprandığınız alanlardan geçen sene testlerden sınavlardan geçtiğiniz alanlardan sonra bu sene Jüpiter Mayıs itibariyle ilişkilerde size güzellikler sunmaya geliyor ve ilişkilerde Aslında birliğin, beraberliğin, dostluğun, arkadaşlığın, maneviyatın ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye geliyor. Partnerinizde bir takım şaşırtıcı etmenler devreye girebilir. Şaşırtıcı sürprizler, hareketler, hiç ummadığınız, beklemedik zamanda yapılan bir takım manevralar sizi şaşırtabilir. Ama olumlu yönde şaşırma olacaktır bunların hepsi. Şimdi Satürn ve Plüton Mart aylarında değişim gezegeni Plüton ve Satürn testlerden, engellerden böyle bizi öğretmen gibi kafamıza vuran, ilk önce yoran fakat sonra aferin güzel iş çıkarttın diyen Satürn yer değiştiriyor. 7 Mart'ta Satürn yer değiştirecek 2023'te. Plüton ise 23 Mart 2023'te yer değiştirecek. Bir tanesi Balık burcuna geçiyor Satürn sizin 5. evinize, çocuklar hanenize geçiş yapıyor. Çocuklarla ilgili sorumluluk almak çocuk sahibi olmak konularını partnerinizle konuşabilirsiniz. Hobileriniz devreye girebilir. Aşk ve flörtlere bakış açınız farklılaşabilir. Biraz daha sorumluluk almak isteyen insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz. Daha duygusal, daha romantik, daha maneviyata önem veren kişileri hayatınıza çekmek isteyebilirsiniz. Plüton'un kova burcuna girmesi ise ev ve aile hayatınızı kökten değiştirecek. Bazı akrepler gerçekten miraslar konusunda Konusunda e, ...bir takım konular, problemler yaşayacaklar belki ama e, kazançlar da elde edecekler. Emlak konusu, ev, emlak, arsa, toprak alım satımı gibi konular... ...önem kazanacak Plüton'un kova burcuna girmesiyle. Ailenin köklerini araştırmak sizin için. Zaten sizler araştırmayı çok seven, araştırarak... E, haz bulan, araştırarak gerçekten hayatın keyfini alan bir burçsunuz. Araştırmak, arkeolojik gibi durumlar, bir şeyleri kazmak, derinlerine inmek, Plüton Kovadayken daha çok önünüze gelecek. Ailevi konularda eskileri deşmek, eskiden bu neden olmuştu, niye olmuştu aile köklerinizi araştırmak önem kazanacak. Ebeveynlerinizle ilgili bir takım sorumluluklar alacaksınız. Onlarla ilgili yapılması gerekenlerin e, yapacaksınız kollarınızı elinizi taşın altına sıvayacaksınız. Kollarınızı sıvayacaksınız daha doğrusu. Böyle bir durum var. Plüton kovadayken biraz manipülatif olabilir. Biraz travmatik olabilir. Biraz farklı çalışabilir. Sizin aslında modern astrolojide yönetici gezegeniniz Plüton. Değişim küllerinden doğma gezegeni. Aynen küllerinden doğmak, ölmek ve yeniden dirilmeyi deneyimleyeceğiniz durumlar söz konusu. Bunu hemen yanlış anlamayın. Bunu gerçek anlamda düşünmeyin ama manevi olarak bir şeylerin bitişi, inançlarınızda, felsefede, dini konularda bir takım konuların kapanışı ve yepyeni bir bakış açısına bürünmek olarak algılayabilirsiniz. Ev ve aile kurmak, ailenizi geliştirmekle ilgili de bir takım sorumluluklar alacağınızın altını çiziyor gene Plüton kova burcundayken. Evet şimdi Temmuz sonu rahatsın dedik. Neden? Çünkü güney düğümü e, Terazi burcuna bırakıyorsun. Bir oh çekebileceksin. Artık eksen yani tutulma hattı 12 ve 6. evlerinde olacak. 12. ev Güney Düğümün olacağı Terazi burcunu anlatırken gitmen gereken yön 6. evin Koç burcu olacak. Yani günlük işlerinde akışta kalmak, günlük rutinlerine sarılmak, gerçekten inzivaya çekilmemek, insanların içinde olmak paylaşmak, konuşmak, dertleşmek önem kazanacak. Dedikodudan, arkadan dönen işlerden, entrikalardan, hırslardan uzaklaşmak da bu senenin mottosu olacak sevgili akrepler. Şimdi 5 Mayıs tutulma senin burcunda ve bu bir ay tutulması dolayısıyla bütün hesapları kapatmanı ve 5 Mayıs'tan itibaren artık bir daha hiç geriye dönüp bakmamanı senin için tavsiye ediyorum 2023'te. Gelin aşk, iş, para ve sağlık olarak bölümlere ayrılmıştım. Ne gibi testler, sınavlar, konular var bu e, konularda bir bakalım. Aşkla ilgili sınavlar, testler ve bir takım ciddiyet istekleri devrede olacaktır. Neden? Çünkü Satürn 5. evinize giriş yapıyor. Satürn'ün 5. evinize giriş yapmasıyla birlikte aslında aşka bakışınız değişiyor. Gene 28 Ekim'de Boğa burcundaki tutulma ve 5 Mayıs'ta sizin burcunuzdaki tutulmayla da ilişkiler konusunda sınavlardan geçeceksiniz. Bir takım kararlar almak durumunda kalacaksınız. İş ve para konularınıza bakacak olursak yeni oluşumlar, yeni destekler aileden gelecek. Aile yoluyla edinilen mallar, aile yoluyla edinilen topraklar, alım, satım, emlak konuları önem kazanacak. Plüton bu haneye giriş yapıyor çünkü aile işi yapmak babadan, dededen yadigar kalan aile işini sürdürmek, devam ettirmekte de gene önemli altını çizeceğim bir konu sizler için 5 Şubat. 1 Ağustos ve 16 Ağustos tarihleri dikkat çekici tarihlermiş çünkü dolunaylar ve yeni aylar iş alanınızda bu tarihlerde devreye girdiğinden bu tarihlerde önemli kararlar almak, bir takım sınavlar testlerden geçmek gene e, önem kazanıyor. Sağlık konusuna bakacak olursak yorgunluk ve depresyona dikkat etmen gerekecek. 5 Mayıs'a kadar 5 Mayıs'tan sonra artık arkana yaslanabilirsin. 5 Mayıs'a kadar bir takım stresler, uykusuzluklar gibi durumlar devrede olabilir. Kuzey düğüm koçta olduğu için lütfen sağlığına önem ver. Her şeyden değerli olan kişi sensin. Her şeyin başı sağlık ve 20 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması var. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay var. Demek ki bu tarihlerde sağlıkla ilgili beslenmeyle ilgili düzenlemeler yapmak uyku uyku konusuna özellikle işte bir takım streslere, bir takım kaygı bozukluklarına dikkat etmek önem kazanacak. Bunun dışında Mayıs'tan itibaren gerçekten mutluluk, bereket, her türlü güzellik, her şey ayağına gelecek. Karşıt burcun Boğa burcuna geçen Jüpiter sana çok güzel fırsatlar sunacak. Çok güzel olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Geçen sene 2022'de yaşadığın zorlukların üstüne bir kocaman çarpı çizeceksin sevgili akrepler. Her şey gönlünce olsun. 22 Temmuz 5 Eylül arası evlilik, ciddi ilişkiye girmemeye dikkat et. Çünkü karşıt burcun e, boğanın yöneticisi Venüs retroda olacağından bu tarihleri tercih etme. Ama onun dışında ilişkilerde her daim mutluluk bu sene kapını çalıyor.